Esenlikler, hoş geldiniz. Ayın 8'inde izliyorsunuz muhtemelen bu bölümü. Durmadan ikinci bölüme geçtim. Ne yapıyoruz? Asera'yı çökertmeye devam ediyoruz. 690 kişi orada vardı, 595. Hangisinde daha fazla adam varsa oraya gireceğim. Tamam, Kasera'ya gidelim. Bizimkiler ne yapıyordu? Hubyar'a geliyordu. Biz ne yapıyorduk? Asera'yı tarih sahnesinden siliyorduk. En son Hasan'ı tutsak almıştık. Bakalım bizim tarafımıza katılacak mı? Kaç mülkün var? Mülkün yok diye geliyorsun ama canın sağ olsun. Gel gel. Bu alanlar tabii ki bizim kültürümüzü kabul etmek şartıyla diyecekken bize katılmayı reddetti. Sıkıntı yok. Gereken ileride de yapılır. Batanyalılar ya çocuklar, çocuklar bana nüfus harcatmayın. Bakın hepsini tek tek yok edeceğiz ama tek tek yok edeceğiz. Birlikleri, orduları rica ediyorum bölmeyin. Adamlar zaten Vlandia ile birbirini yiyor. Geri zekalı gibi. Yani sizin yaptığınız iş mi? Nüfuzun bitiriyorlar bu arada. Şakasız yani yakında imparatorluk üzerinde olan şeyim, hakimiyetim sekteye uğrayacak. Duvarları yıkmayacağım bu sefer. Şey deneyelim mi? Bir dakika. Kaydı başlattım mı? Başlattım. Şeyi deneyelim ya. Trebüşe yerine direkt 4 ateşli mancınık başlatmayı deneyeceğim. Çünkü geçen bölüm gördük ki kardeşlerim ateşli mancınıklar kuşatma esnasında rakibe daha çok hasar veriyor. Bizim surları yıkmak gibi bir gayemiz yok. Hepinizin bildiği üzere. Taze kanlar katıldı. Çok güzel. Bir de 4 ateşli mancınığı test edelim. Karşı mancınıkları yıkmaya yetecekler mi diye. Hala ilişkiler mi artıyor ciddi ciddi? Ha yok, bizim çocuklar ilişki kasıyor, tamam. Ne oldu? Niye bir anda o kadar adam öldü derken Kuzayit'ten arda kalanlar diyarı terk ettiler. Şuna bakalım mesela. Enter'ı kapatıp medeniyetlerden Kuzayit medeniyetlerini seçtiğimizde bu 3 klan elenmiş kardeşlerim. Aktif olanlar tamam bize mi geldi? Yok, Arkit'te gidecek. Şimdi Harfit bize katılmış. Kara Kergit Asera'ya katılmış. Paralı asker mi ya bunlar? Küçük klan mı? Bir dakika. Ha tamam. Kara Kergit küçük klanmış. Obrit bizimle. Kergit de elenecek. Tigrit de bizimle. Tamam. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir demişler kardeşlerim. Yapacak bir şey yok. 4 ateşli mancınığımızı salalım bakalım. Bir tanesinin canı 1 olarak başladı ama garip bir şekilde. Darbe yemedi şansımıza. Çok hızlı yıkılıyorlarmış. Tamam. Yetiştiririz diye umuyorum. Ateşli mancınık biraz sancılı gibi. Çocuklar yakında girelim be. Haydi. Tamam, çok iyisiniz. Çok iyisiniz oğlum. 3 mancınık başlayacağız. Tekrar beklemek istemiyorum. Gidelim bakalım. Çocuklar, daha az menzilli hasarı alarak başlayınız. Ateşli mancınıklar duvarlar yıkık değilken de iş yaparsa çok iyi olacak bu arada. Tabii biz önce bir mevzi alalım. Tamam, ateşli mancınıklar. İki kayıp da olsa verdirdiler. Bu kadar az verdirirlerse tabii tekrar ateşli mancınıkla uğraşmam. Tribüşe tekil hasar veriyor. Ateşli mancınık çok sayıda adama hasar veriyor. Tuttururlarsa iyi kayıp verdiriyorlar demek oluyor bu da. Karahan canım, gider misin? Git git, şurada bir ok ye. Yok, saklanıyor falan. Karahan bambaşka ya.
O kadar alışmış ki artık bizimle olan savaş meydanlarına. Bizi bırakıp kaçmıyor falan. Böyle konuşuyorum ama şey modu yok ha, haberiniz olsun. Dümdüz vanilla oyun. Bu atın sadakatli olduğu mod falan kurulu değil. Onları araştırdım. Seriye başlamadan önce hani kurmadığım için bu seriye ekleme yapamıyorum. Save'i meyvi çöp eder diye. O yüzden ikinci seriyi de ekleyebilirsem. Düzgün çalışan modları önce bir keşfetmem lazım. Güncelleme gelse bile yok olmayacak, Iron Man'i çöp etmeyecek şeyleri araştırmam lazım kardeşlerim. Çünkü ben Iron Man oynuyorum ve bir hatada çektiğim bütün seri boşa gider. Ateşli mancınık kayıp verdiriyor ama çok da tatmin edici değil sanki ya. Eline mi vurdum ben onun? Sanırım öyle. Çocuklar geleni indirsenize. Aa, şöyle yapacaksınız alt tarafı. Aynen öyle. Sık sık sık. Canım bak, şöyle atacaksın, kenara çekilip izleyeceksin oku, tamam mı? Ona göre okunun açısını ayarlayacaksın mesela. Böyle böyle alışacaksın okçuluğa kardeşim. Bak, attın çekildin izledin. Hani ok attığında nereye gidiyor diye. Bak attım çekildim. Tamamen açıyı görmüş oldum. Tabi tam atarken bazen W'ya veya diğer tuşlara basıyorum ya. O zaman da ok isabetsiz gidiyor. Onu ayarlamak lazım. Bir de yer değiştirmiş oluyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Bana nişan bir iki okçu ıskalamış oluyor. Seni niye vuramadım ya ben? Tamam. Canım o yayı indir. Sakince hem de. Sana diyorum, duyuyor musun? Dur bakayım. Duyamaz hale getirelim seni. Bizimkiler getirdi. Çok güzel. Güzel vuruşlar ya. Buraları real satarım muhtemelen. Tabii bu konuşmayı atmam. Canım itmeyin beni. Lütfen itmeyin. Okçular da bitmedi bir türlü. 98 adamı içeriye girmeye başlamadan gördüğünüz üzere 100 kişiyi hatta indirmişiz. Hepi topu 500 kişiler zaten. Ben kapıdan gireceğim bizim çocuklarla. Biraz farklılık olsun. Haydi çocuklar. Kılıcımızı çekelim. Okumuz kalmadı. Ya ama bizimkiler taş yiyorsa biz de yiyelim diyecekken kırdılar. Hop çocuk lütfen. Açın oğlum. Tam hücum emrini bu arada savaş tamamen şehrin içine taşındığında verin. Ya da sadece okçularınıza hücum emri de verebilirsiniz ama şehire taşınmasına dikkat edin savaşın. Yukarıda savaşlar devam ederken verirseniz işler sarpa sarar. Mesela bizim okçularımız şu an karma. O yüzden tam hücum vermek durumunda kalacağım. Bakın piyadem geliyor. Savaş tam şehir içine taşınmış demektir bu. Yeni doğanları içeride karşılıyorken tam hücum emrini niye veriyorum? Okçularımın dışarıda boş boş beklememesi için 1. NPC'lerin girdikleri yerlerde boş boş beklememeleri için 2. Yani velhasıl kelam tam verimli hücum için tam hücum emrini veriyorum. Kardeş sen bizi kim sandın ya? Tamam, siz de büyüksünüz ama biz daha büyüğüz be. Ama bu kadar da büyük değilimdir. Ha, bizimkiler gelmiş. Çok güzel. Vurun oğlum. Şöyle izleyelim biraz sizi. Kardeş, yapma be. Güzelsiniz, güzelsiniz. Zıplayabiliyor muyum buraya? Yok. Şunu unuttunuz. Savaş dümdüz şehre taşındı bakın. Okçularım nerede? İçeride. Hem oku bitenler boşuna beklememiş oluyor.
Dümdüz geriye itiyoruz bu arkadaşları. Bakınız. Daireleri alıyor falan bizimkiler. Tabii bunlar surdan içeri çekilecek gibi ya. Okum yok ki ayıklayayım arkadaş. Çocuklar bari siz çekilmeyin. Bir ihtimal 30'un altısınız diye der olur. Yok, fare gibi adamlar, yapacak bir şey. Tamam mıyız çocuklar? Bir 30-35 adam hariç dışarıda kalan olmamış. Bu da tam hücum emrini yerinde verdiğimi gösteriyor. Oğlum nereye gidiyorsun? Ha tamam. Ben arkada adam kaldı sandım. Tamam mıyız çocuklar? Halledin onları. Kılıcımızı kılına katabiliriz çünkü bu şehri de aldık. Tam olarak bu tipimizi de aldık. Bizimkileri hücuma yollayacağım. İçeride kalanlardan sadece kendi ordumu bir tazeleyeceğim. Tabii çok adam bırakmazlarsa. Fışı göğüsçüm, sana vermiştik daha az isabet yaptırımını. Daha yüksek yakın dövüş iyidir. Daha az menzili zaten bizde var Haşinacım. Bunu sen kullan artık. Kimleri okçu yapmıştım ben? Kundaklı yay, Aedit, fıçı göğüs. Okçularımın hepsi gitti mi ya? Gerçi adamlara ordu yönettiriyoruz. 146 kişi var. Sadece kendi garnizonuma son seviye adamlardan alacağım. Garnizon diyorum, kendi birliğime. Durmadan devam edeceğim fetihleri. Dediğim gibi Asera'yı bir an önce bitirmem lazım. Bizimkiler Hubyer'i alıyor. Oradan İyekis'e geçerler. 300 kişi vardı. Ben nereye geçeyim? Ben Medeni Kalesi'ne gideyim bakayım. Bizim çocuklar da maşallah süpüre süpüre geliyor. Bir dakika. Tamam çocuklar, siz kuşatmanıza devam edin. Ben halledeceğim bunu. Şamayı bir kuşatma gelmiş. Ordu toplamışlar. Dağıtırız. Kasira'yı kim istiyor? Vipor yani canım. Adamın bir şehri var. İnsaf et be. Şu adama niye zulmediyorsun be? Tamam 5. seviye klansın ama bak, bu adamın ne suçu var? Ailesinin yarısı ölmüş neredeyse. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun Gipur. Lütfen. De nüfuzu falan tam harcıyorsun ya. Yakışmıyor hocam. Bir ordu da burada var. Bu ordu yakalayacak mıyım ben? Savaştan yeni çıkmış. Tamam. Merhamet bekleme diyor bir de. Utanmaz herif. Git hadi git ilişki kasalım. Sen de git. Radan sen de git. Askerlerinin seviyelerine bakalım. Birkaçını bizim çocuklara dağıtırım bunların. Tamam. 18 adam vereceğiz sadece. Zaten çok vakit kaybetmeyiz bununla. Kime verelim? Tasnur'a verelim. 506'ya kadar düşüreceğim, o kadar. Jamayeh'i de kurtaralım. Çocuklar. Kuşatmayı niye bozdunuz be? Şu arkadaşa bir selam verelim, değil mi? Umarım saldırı daha başlamamıştır da düzen yapabiliriz. De hocam, yani şu ordu dengesini iyi gösteriyor. Çoğu acemi bu adamların. Asker gönderdiğimde neredeyse hiç kayıp vermeyeceğim. Böyle savaşlara atlayacağım artık. Git bebe git. Hacker sen gel bakayım, bir konuşacağız. Tamam. Kendi birliğimden kaybettiğim adamları doldurayım. Ya şu lootları artık almaya bile gerek yok bu arada da. Neyse. Bizim çocuklar Jamaye için bırakmışlar. Baranor bir ordu kurmuş. Canım Sturgen'in üstüne mi yürümeyi düşünüyorsun acaba? Neyse takıl bakalım. Biz buradayız zaten. Ne yapalım? Medeni Kalesi'ne gidin. Bizimkiler bence Iyekis'e de gelir o orduyu dağıtmadan. Baranor ne yapıyor? Yani ne tarafı ilerliyor? Ay o da buraya geliyor. Çok güzel. Aa, esir aldığım bir emir vardı. Hakır. Bir konuşalım bakalım. Sonra da esenlikler ancak.
Anlıyorum. Hasan sen de cooldown'a girdin değil mi? Evet. Sen bir süre takıl bakayım bizimle. Belki ikna olursun. Şu kardeşin kalesini elinden alalım. Değil mi? Biz yok edeceğiz hepsini artık. Bunu anladınız zaten. Tekrar etmeme gerek yok. Asker göndereceğim buraya. Bütün her yeri yakıp yıkıp öncesinde tabii. Diğer türlü çok kayıp veriyoruz. Teuda 16 yaşına basmış. Ailemizin en genç hanımefendisi kendisiydi sanırım. Zeki bir hanımefendi olsun kendisi. Sen ordumu topladın. Anlıyorum. Haberleşiriz. Bekle biraz, hemen geleceğim. Hala tutsak veriyoruz ama o tadımı kaçırıyor ya. Bu yerde düşmemiş. Savaşıyorlar bu arada. Şu yaralı sayısının artmasından anlayabilirsiniz. Baron orada Hubyar'a gidiyor. Bizimkiler 3 ordu beraber takılma kararı almış da muhtemelen diğerleri dağılır yakın zamanda. Canım bekle, seni oradan en yakın ülke kadar sürükleyip orayı da kuşatacağım, tamam mı? Halledeceğiz o işi. Yakın çocuk karar yerine. Bu arada Aserayalıları öyle çok şeye zorlamayacağım. Hubyar'ı düşürdünüz. Elinize sağlık. Yakis'e de geliyorlar tahmin ettiğim gibi. Hubyar'ı kim istiyor? Gıypır. Justimer'in neyi var? 3 mülkü. Bak canım. Alınmaca gücenmece yok. İkinizin de 5 mülkü var. Abartıyorsunuz. Lan benim 3 mülküm var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım bir ya. Benim 4 tanecik mülküm var kardeşim. İmparatorum ya ben. Nasıl adamlara dönüştünüz ya? Mühendisin ufak bir seviye atlamış. Ancak işe yarayacak bir seviye değil. 20 seviyede yarayacak. Haydi geceleri daha iyi kaç. Kılavuzluğun iyi olsun. Seni daha yeni verdik değil mi biz vekilliğe? Ya sen niye etik giyiyorsun be oğlum? Şunları birlik liderliğine vermeden önce üstünü başını değiştirin bir ya. Şu oyunun şu bug'ı çok tadımı kaçırıyor be kardeşim. Yani Dalyan gibi de delikanlısın ha. Yakışmıyor be. Doğru değil mi Yigancım? Bak, Yigan'a bakın bir de. Delikanlı çocuk ya. Dermut da aslan gibi delikanlı. Ben anlamadım. Bu yeni nesilde bir kopukluk oldu ama hakikaten çözemedim. Savurma hızın artsın canım. Doktorluğun 70'in üstündeki moralde daha iyi olsun. Sakin. Şu inşa edin de yıkın da bagamaga girer, kayıp verdirir. Asker göndereceğim. Ölüyü çok verdim. İçeri kalifiyeymiş çünkü. Sıkıntı yok. Loot'u da alıyorum sanki dağıtacakmış gibi ama. Garnizonda neler var? Bana bir 10 kişi gelsin şanslılardan. Şu ordu nerede? Hala burada mı yoksa gitti mi? Bizimkilere mi havale ediyoruz? O Hubyar'a gidecek muhtemelen. 200 küsur adam var içinde. Iyak ise Baranor geliyor. Diğer iki ordu bir dinlenip sonra dağılacak galiba. Tamam. Mülkleri kalmamış bu arada ya Aseray'ın. Bakayım. 4 mülkü kalmış. Baranorcum ya kisi al. Ben Askar'ı alacağım. Oradan son darbeleri vuralım. Bitirelim artık. Dediğim gibi Kuzayit'le uğraştığım gibi bizim çocuklardı Kuzayitler. Peşlerinden falan koşmayacağım. Lipor al kardeş al. Düş yakamdan be. Bizi bitirdin be. Peşlerinden koşmayacağım. Yakaladığım zaman bana katılan katılır. Katılmayan yok olur. Hani Aserayllara öyle bir ne tahammülüm var ne de imtiyazım var. Aha ordu içeride mi? Orduyu dağıtmışsınız. Girin hadi içeri. Ben de katılacağım bu savaşa. Bine binlik bir savaş. Zor bir savaş olacak. Sıkıntı var mı?
soruyorum sizlere. Bence yok çünkü. Seviye atlayacak askerim de yokmuş. Tamam. Güzel. Başa baş bir kuşatma olsun. Erzağınız da var. 625 milis mi? Başa baş bir kuşatma falan olmayacakmış. Adamlar dümdüz. 600 milisi nasıl yaptılar? Hiçbir fikrim yok. Tebrik etmek lazım. Merdiven bırakacağım. Milislerin olduğu yerden hızlı gireriz. 600 milis ne ya? Şehrin refahı ne kadar acaba? Bakabiliyor muyum? Şöyle sağdan soldan. Böyle bakayım. Şehrin 9000 refahı var. Anlıyorum. Ha, bir de milis kuvvetleri eğitti. Bütün inşaatları bitmiş. Tamam. Şehir hoş bir şehirmiş bu arada da. Bizim olacak mı? Zar. Neredeyse 30'a yakın hane var yanımda. Çok nadiren bana şehir veriyorlar. Onu da ben istemiyorum. Çocuklara kıyamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaten ihtiyacım yok. Parayla pulla işim yok. Memleketin en zengin adamı biziz. Bakınız, klan güçlerine bakalım. Muhtemelen en güçlü klanı biziz. Güce göre sıralayalım. Aynen öyle. Karasancaklılar olarak zaten biziz yani. Anlatabiliyor muyum? Bizden sonrakiler de yine bizimle olanlar. İmparatoruz. Dünya bizim kardeşim. Koca Kalra diye bizim ya. Öyle ufak şeylere takılmamak lazım. Yıkın çocuklar. Milis biçeceğiz. Başta zorlanacağız bu arada. Savaşı kaybetme ihtimalimiz de var. Hani geri çekilme daha doğrusu. Komple hepimizi wipe'layamazlar da. Yine de bizi zorlayacak bir savaş olacak bu. Biraz da aksiyon olsun değil mi? Win-win oynamayalım oyunu. Şehrin her şeyi full olduğu için zor yıkılıyor bu arada. Umarım sur yıkılmaz. Umarım benim tadımı kaçırmaz. Çocuklar lütfen yıkın şunu. Şunu da yıkın. Çok hızlı inşa ediyorlar. Vurun abim. Tamam. Anlık sinirlendim. Kusura bakmayın. Giriyoruz. Sancaklarımız ne durumda? Çok azız be. 135'e 405 mi? Yapma be. Tamam binebiniz de kardeşim. Merdiven falan hepsi hikaye oldu. Tamamen bizim ve bizimkilerin okçuluğuna bakacak ve uzun bir savaş olacak. Maalesef. Olmadı biraz azaltır. Geri çekilir sonra tekrar gireriz. Çünkü benim okum bir süre sonra bitecek ve çoklar. Yani 400 adam az değil. Her 180 olsaydık. Da ne güzel vurdum ya ben onları. Şunu da bir vuralım. Tabi biraz bekletelim oku ki isabetli gitsin. Kardeş. Ayağım dışarıda. Çok dezavantajlıyız sayıca. İyi ki Asiray'ın okçuları kötü şun sol daha doğrusu sol sur ama benim baktığım yönde Batanya fiyanları olsa 85 kere vurmuşlardı beni şimdiye. Okçularının çok kalifiyeliği yok ya bu Asiraylıların. Anca zırhı giydiriyorlar işte. 3-5 altın işleme. Aha diyor benim son seviye yok. Senin son seviye okçuna hiçbir şey olmaz kardeşim. Şuna bak. Kepazeler sizi ya. Çok öldüremiyoruz. Bizim okçular okçu vermedin mi gerçekten? Daha iyi bu arada. Zaten piyade sayımız az. Okçuya da şu an ihtiyacımız yok. Zaten okçuları çok kötü. Dümdüz piyadelerimle savaşırım. Tek okçu biziz. Sayın oyun dedi ki sen okçuluk yap yeterli. Zaten askerlerin az. Seni üzmeye gerek yok. Teşekkür ediyoruz sayın oyuna. Zaten surları boşalttık gördüğünüz üzere. Çocuklar.
Kuşatma Kulesi'ni okla mı yıkmayı düşünüyorsunuz gerçekten? Plan bu mu? Aserayrılar. Biz burayı nasıl aşacağız ya? Kapıya hiç girilmez zaten. Baştan itibaren piyade olarak girmeye çalışacağım. Zorlayıcı olacak çünkü. Çok kayıp verirsek sayıyı biraz azaltır çıkarım. Tekrar edin bunu. Çünkü bir piyademe 3 piyadeleri falan düşüyor. Ve sadece piyadem var. Ha, çıkamıyoruz. Kule dayanmadığı için. Şöyle bakabilir miyim? Kalkanlarına geliyor doğal olarak. Kalkanları varsa bir dakika kaçayım. Beni birileri gördü çünkü. Şu görmüş. Yapma oyun. Yani şöyle baklar yapma ya. Az önce muhtemelen çıkmamam gerekiyordu. Hani bug ile çıktı. Sonra bug'ı geri egale edip beni aşağıya attı falan. Ya hoş mudur? Bence değildir. İçeriye direkt atlayacağım. Şehir surlarına sızmam lazım çünkü. Benim bu savaş verimli savaşmam lazım. Hem de çok verimli. Kusura bakmayın o yüzden bu savaş biraz battal gazilik savaşı olacak. Şöyle bir kötü bir şey değil mi? Çok kötü. Şehrin savunması iyi çünkü. Özellikle şu okçular beni çok zora sokuyor şu an. Tam içeri daldım. İçeri sızdım da. İçeride ilerlemek de kolay değil. Bizimkiler kapıyı açtılar. Burayı yıkmamız lazım artık. Kapının ileride olmasının şöyle bir avantajı var. Bütün piyadelerin muhtemelen içeri girecek. Bakalım. Çok iyisiniz çocuklar. Çok iyisiniz. Merdiven de aşılıyor. Tamam, surdan ilerleyeceğim. Aşağıya inmeyeceğim. Sıkışabilirim çünkü. Şimdi bu halde bile avantajlıyız ya. Ben bizim çocuklardan razıyım hocam. Ben bizim çocuklardan razıyım. Ha, avantajın çoğunu biz oluşturmuşuz ama sıkıntı yok. Surlardan girecek kadar da akıllılar. Tek bir yönden saldırmıyorlar gerçekten. Bir merdiven eriyor gibi. Oraya da desteğe gideriz umarım. O oku indir. Sakin sakin çocuklar. Sakin sakin. Sayımız az, bölünmeyin. Üste çıkmak istemiyorum. Tüm okular bana dönebilir. Canım. Yani şunu nasıl kaçırdın bana geldi ya. Hop birader. Benim şu birkaç piyademi salmamam lazım. Olabildiğince yaşatmam lazım. Çünkü bu ekip merdivene desteğe giden ekip. Ölmemeleri şart. Bir tanesi bile değerli şu anda benim için. Pardon. Da şu çocuklar kusura bakmayın öleceksiniz. Ben burada ölemem ama. Şu kadar okçuya kafa tutamam arkadaşlar. Özellikle kalkanım yokken. Savaş da direkt oraya taşınmış gibi görünüyor. Evet. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şöyle bir açı bulacağız. Şöyle bir açı bulur muyuz? Bulamadık ya. Geri gideceğim oraya mecbur. Ama farklı bir yolda. Kılıcımı elime alayım. Nereden iniyoruz kardeşim? Mimarileri bile yamuk be adamlar. Bunlar nasıl adamlar ya? Dalga yeni doğmuş. İlk dalgamız erimiş. Desteğe gitmem lazım ama az önce kaçtığım okçular avlıyor benim piyadeleri. Bakınız. Baksanıza o kadar çok okçuları var ki manyakların. Şurayı aşmaları lazım. Bir saniye. Evet geldim. Kusura bakmayın. Kardeş şu arbaleti indir. Okçulara değil de şuraya oynasam yine kurtarmayacak değil mi? Yok piyadeler eriyor.
En azından önce piyadeleri bitirelim. Okçular kalsın. Onu bir deneyelim. Güzel dağılıyorlar. Piyadelerimin farklı noktalarda ölmesi için dağılıyorlar. Şuradan kaçmam lazım. Sen gel tabii. Sayıları çok. Ve yenileri doğdu. 200'e 100 iken bir geri çekilip oran orantıyı mı oturtsam ya? Gerçi 100 yaralı vermişler. 77 yaralı vermişiz. Tamam, bir posta geri çekileceğim. Kuşatmaya devam edeceğim. 4 günlük erzakları kalmış. Onu bekleyebiliriz. Çocuklar şunları bir rezerve taşıyalım. Şunları inşa edin. İki tarafta yaralarını saracak. Hollandalılara savaş açmayın canım. Bakın. Yani Tainops. Kurban olayım, herkesi de örgütlemişsin. Bak, yapma canım. Bekle canım. Ayar ettiniz beni be. Bir telefonum çalıyor tekrar. Hemen. Evet, kuşatmamıza devam edelim. Dördünü aynı anda kuracağım. Umarım hızlı düşürür bizimkiler ve duvarı yıkmayız. 2 günlük erzakları kalmış. Sayıları yine toparladı. Yine az olacağız bu arada. Haydi çocuklar. Şunu da, soldakini de yıkın. Bakın, üzmeyin beni. Bir mancınık olursa biteriz bu arada. Sayımız çünkü çok az oluyor. Şöyle yapayım mı? Ya bu telefon... Evet, geldim. Ha, şöyle bir değişiklik yapacaktım. Trebüşeleri bekleteceğim, ancak bunu yaparken yıkılmalarını bekleyeceğim. Canlarının full olması için. Gerçi bunu yapamayacağım değil mi ben? Yok, yaparım. Direkt rezerve taşıyacağım. Biraz zaman öldüreceğim kardeşlerim. Neden bunu yapacağım? Çünkü erzakları da bitsin ki biraz zorlansınlar be. Ciddi ciddi yordu beni bu kuşatma. Şu askerleri bir yaralansın. Aseray'dan böyle bir direniş bekliyor muydum? Kesinlikle hayır. Bizimkiler IX'i düşürdü. Vipor. Saçmalıyorsun. İmparator mu olacağım başımıza? Bak Baranora, ben vereceğim burayı Baranora. Herkesi de almışsın arkana, yanlış yapıyorsun. Bak, yanlış yapıyorsun. Atarım seni bir anda. Aklın hayalin durur. Erzakları bitiyor. Çatışmaları başlatacağım. Erzakları bitince başlatacağım. Duvarlarını da yıkmak istemiyorum çünkü. Birkaç gün bekleyelim. Bir moralleri düşsün, bir açlıkları artsın. Bu arada muhabbet edelim. Hayatınız nasıl gidiyor? Çok fazla yorum atlamaya başladınız videoları izleseniz de. Kanalın gidişatını nasıl buluyorsunuz? Mesela toplulukta tamamen zaten senkronize ilerliyoruz. Ne istiyorsanız onu yapıyorum veya kararlarımı iletiyorum. Sıkıntı yok, takıl diyorsunuz. Teşekkür ediyorum bunlar için. Yaralanmalar başlamayacak mı kardeş? Erzağınız bitti. Şu an Haseyid'in erzaklarını paylaşıyorlar sanırım. Evet, Haseyid'in erzakları da bitti. 350 adam besleyecek erzağı yokmuş kardeşimizin. Yavaştan başlatalım saldırılarımızı. Tabi biraz uzun sürebilir. Umarım sur yıkılmaz. Umarım. Çocuklar, yani ben onu dedim diye mi sura saldırıyorsunuz? Anlamadım ki ben sizi ya. Yapma, yıkma orayı. O kadar çok tadım kaçıyor ki anlatamam. Yık oğlum, bir tane daha yık. Topluyu mu bekleyeceğim gerçekten, yine mi? Tamam. Ne sancılı bir şey oldu, bu kuşatma oldu ya. Yıkmışken de tam yıkalım. Bari yıkılırsa yapacak bir şey yok. Mancınık varken savaşmayacağım. Şunları da kurayım eş zamanlı bir şekilde. Bir de çok telefon konuşması falan girdi her ya, dikkatim, odağım o kadar dağıldı ki. Şunu da yıkın hadi bari, surun bir tarafı kalsın. Tamam. Son anda bizimkiler canını sıkma ağam dedi.
Canınız sağ olsun çocuklar deyip savaşıyoruz. En azından 200'e 300 bir şekilde savaşıyoruz şu an. Çok daha iyi bir noktadayız. İyi bir durumdayız. Surun neresi yıkıldı acaba? Burası. Tamam. Çok da bir farkı yok. Yine iç kapıya gireceğiz çünkü. Şu okçuları hızlıca avlayalım. Taş atmasınlar yukarıdan. Bizim okçular da geldiler. Güzel haber bu. Bana iş bırakmıyorlar falan. İyisiniz oğlum. Ha, milisler kaldı tabii. Bu sefer öyle uzun direnişler falan sergileyemeyecekler. Aradaki 70 kişilik ordu zaten ilk dalgada ölür. Gariplerimin kalkanların altını tutmaya mecali yok. Şunun varmış. Bir daha bakalım. Arkadaşım vuruyor. Yok, dikkati de dağılmıyor. İyisin. Ben dalmayacağım tabii buraya. Battal gazı olmamı sevmiyorsunuz. Karahan geziye çıkıyor. Gezsin bakalım. Sonunda odağı dağıldı. Kapat aynen o kalkanı. Bir yandan da savaşı öğretiyorum ha saraylara. Saraylılara. Mesela şu kardeşler bizi vur abi diyor. Kalkanları yok. Bir daha kalkansız savaş meydanına çıkmazlar. Tamam. Geri çekildim. Okçular oklayın canım. Okçularıma giriyorlar ya. Neyse. Okçular şunları vurur musunuz? Güzel piyadelerim yetişti olay yerine. Biraz bir yıpratalım yıpratabilirsek. Geri saldırıyorlar falan. Kaçacağım ya. Biraz fear RP'ye uyalım. Kendileri kayıp veriyor. Sıkıntı yok. Kazanacağız bu savaşı ama hakikaten uzun bir direniş sergilediler. Hem de bütün Asaraylılardan daha uzun bir direniş sergilediler. Tabii 9000 şehir, 9000 nüfuslu bir şehir doğaldır, normaldir. 650 milis ne demek ya? Biz gelmesek bizimkiler düşüremezmiş bu arada burayı. Muhtemelen oyun boyu hiç el değiştirmediği için. Ya çocuklar artık şuraya bir piyade yollayın. 43 piyade neyi bekliyorsun ya? Hücum etsen. Pardon biraz gerildim. Ben kazanacağız dedi ki savaş uzuyor falan böyle canım sıkıldı ya. Hücumu nasıl verdim? Diğerlerinin istifini bozmadım. Sadece buradan sorumlu olan piyadeyi tespit edip bunlara hücum verdim. Girin çocuklar, ben de izleyeceğim buradan sizi. İzleyebilirsem şayet. Şuraya çıkabilir miyim? Bence çıkardım ama yok, oyun izin vermedi. Tamam. Haydi çocuklar, milis iteceksiniz. Haydi. Şehri alalım, tamamen kırılsın dirençleri. Hadi. Yol aç. Şunu yapacaksın, şunu. Bak şu. Tekme at, yola aç, bir şey yap ya. Hı? Dümdüz milis zaten bunlar. Bütün dirençleri kırılacak. Haydi, kapı da açılmış, güzel. Desteğe geliyorlar, gelsinler. Bizimkiler kapıyı açıyor. Şunu yapabilirim. Bizimkilere taş atacakları vurmaya, biçmeye, doğramaya gidebilirim. Tabii yolu açmam biraz sürecektir. Yok, kaçıyormuş, salacağım. Geri döndü sanıp tekrar bir döndüm ama. Canım merhaba. Atma o taşı, tamam. Ben atayım hatta. Şu üste bir çıkalım.
Var mı direnişçi? Var. Hop. Taş duvara geldi. Bir tane daha deneyeceğim. Duvara bizimkiler iter zaten. Sen kimin üstüne giriyorsun ya? Gel. Dağılın lan. Devam çocuklar. Tam hücuma geçebilirsiniz artık. Zaten artık eritme faslı kaldı. Yine aynı yerde direniyorlar ama bu sefer daha fazlayız. Hatta sayımız eşitlenmiş. Okçu taba basmıştım. Kapıya gelemezsiniz çocuklar. Çok iyisiniz. Çembur attı Zıro'yla. Helal olsun. Birçok oyuncu yapamaz onu. Ben de bu arada Bannerlord'da Chamber'da o kadar iyi değilim. Şu okçular biraz sıkıntı gibi. İlerleyin oğlum artık. Pardon canım benim. Buraya tekrar geleceğiz demiştik ve geldik. Şu merdiven yine aşılamamış. Keşke. Gerçi merdiven de değil, kuşatma kulesi bu sefer yine açılamamış. Demek ki buranın güçlü olan kısmı bu burçmuş. Şurada çok okçu oluyor. O zaten zorluyor. Yardım edelim. Öldürün şunu. Tamam, şunu da. Evet, arkadan gelen okçu darbelerinden anlayacağınız üzere kardeşlerim çok fazla açısı var buranın. Şu dolaşan okçular bizimkileri vuruyordu sabahtan beri. O yüzden de kule aşılamıyordu. Tabii piyadelerimle beraber açacağım burayı. Çok fazla dirensinler istemiyorum çünkü. Beni aşağı atmayın. Kaçmayın oğlum. Madem o kadar erkeksiniz, madem bu şehri savunacaktınız, kaçmayın. Yok, kaçacaklar. Tabii hepsi değil. Aralarında tecrübeli askerler de var. Onlar da ölüyor. Devam oğlum. Çok iyisiniz. Ben şu kaçanları mı eksiltsem ya? Vuramadım onu da. 35 kişi kaçmış bile ancak şehir düştü. Bu sefer 10 ölü verdik. Sıkıntı yok. Kaçanların yolunu da kapatmış bizimkiler. Muhteşemsiniz oğlum. Şöyle açı bulur muyum? Bulurum. Şunu da ayıkladık. Gerisi bizimkilere gelir. Evet, bizimkilere geldi. Pardon canım. Asker göndereceğim. Bu şehri de alacağım ve bu bölümü bu noktada bitireceğim kardeşlerim. Alalım, bizimkilere tecrübe olur bu ekipmanlar. Garnizonda yalnızca 96 adam var. Sıkıntı yok. Asiray'ın neyi var? Asiray'ın iki şehir bir kalesi mi var? Bir şehir bir kalesi mi kaldı? Çok güzel. Şöyle bir bakalım. Evet, gelecek bölüm Asiray'ı yok ediyoruz. Bizimkilerden kimse zaten artık barış yapmak istemiyor. Bizimkiler her şeyi yakıp yıkalım abi diyor. Her şeyi de demeyelim ama yakıp yıkacağız tabii. Talan edip bırakıyoruz. Kuzeyi komple aldık. Orta kısımlar bizde. Doğunun tamamı bizde. Güneyi bitiriyoruz. Geriye şuncacık ufak bir alan kalıyor. Onu da halledeceğiz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Esenlikler.